TV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 13 Mayıs 2015 gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Soma ilçesinde geçtiğimiz 13 Mayıs'ta yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden işçisi facianın yıl dönümünde dualarla anıldı. Acının yıl dönümünde gözlerden yaş, yüreklerden acı eksik olmadı. Acılı aileler maden şehitliğine akın etti. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Soma maden faciasının yıl dönümünde madende hayatını kaybeden 301 madenci için Soma maden şehitliğinde mevlit okutuldu, dualar edildi. Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen programda hayatını kaybeden madenciler anıldı. 301 maden emekçisi kardeşimizin şehadetiyle sonuçlanan bu elim hadise son yılların en korkunç ve en kahredici olayıdır. Soma komisyonu meclis gündemine getirilmemiştir. Bu önemli bir noksanlıktır. Ayrıca bu komisyon raporunda dile getirilen öneriler, teklifler, hükümet başta Enerji Bakanlığı maalesef göz ardı etmektedir. Plan birçok komisyonu çalışmaları devam ederken, değerli milletvekili arkadaşlarımız, milletvekilimiz Manisa milletvekili arkadaşlarımızla beraber, Sayın Akça ile beraber ilk yaptığımız işler, o kanunların içine mutlaka acil olan bütün tedbirleri koymak oldu. Kanun gerektirmeyen, bakanlıkların yapması gereken hususlarda da her türlü önlem, her türlü tedbir alınmaya çalışıldı. Hep dedik, söylemeye devam edeceğiz. Bu 301 insanın öldüğü gün, öldüğü an, öldüğü tarih bir milat olacak. Oldu, oluyor. Vali Erdoğan Bektaş'ın konuşması gösterilen tepkilerle sık sık kesildi. Ben Manisa valisiyim. Ne dediğimi biliyorum ve sözlerimi tamamlayacağım. Sabahın erken saatlerinden itibaren madenci aileleri kaybettikleri yakınlarının mezarlarına koştu. Mezarlar başında madenci çocuklarının gözyaşları herkesi duygulandırdı. Madenci ailelerinin yanı sıra Somalılar, Manisa'dan ve çeşitli illerden gelen vatandaşlar da mezarların başında dua edip maden faciasının bir daha yaşanmamasını diledi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizi de rahmetle anıyoruz. Ruhlarını şad eyle, rahmet eyle ya Rabbi. Bir yıl önce şehit olan ve bizlere helal lokma kazanmanın nasıl olacağını yeniden hatırlatan, mesai arkadaşı için fedakarlığın ne demek olduğunu en muhteşem şekliyle gösteren şehit kardeşlerimizin de ruhlarını şad eyle. Bu güzel meclisten onları da haberdar eyle ya Rabbi. Şehit yakınlarına... Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine de yeniden başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz değerli izleyiciler. Manisa'nın tanınmış oda başkanlarından Nuri Sorman hayata gözlerini yumdu. Sorman'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Hatuneye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Türkiye'deki tüm tarımsal ürünlerin pazarlama sistemi çökmüştür. Yıllarca Manisa Ziraat Odası Başkanlığı'nı yapan Nuri Sorman, tarlada traktör tepesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.
Manisa'nın tanınmış oda başkanı Nuri Sorman'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Hatunöye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Başkan Sorman'ın cenaze törenine Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın yönetiminin de katılacağı belirtildi. Manisa'da paralel yapıyla bağlantılı oldukları öne sürülen 7 iş yerine sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Manisa'da paralel yapıyla bağlantılı oldukları öne sürülen 7 iş yerine sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. İş yerlerindeki bilgisayar kayıtlarıyla dokümanların incelendiği bildirildi. Son 2 haftada polisin Manisa'da paralel yapıya yönelik 4. operasyonu oldu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün saat 9 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki 7 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Utku Mahallesi'ndeki Cihan Medya Dağıtım Bürosu, Yar Hasanlar Mahallesi'ndeki HÇ'ye ait bir cin satış mağazası, Peker Mahallesi'ndeki FU'nun muhasebe bürosuna, Utku Mahallesi'nde MK'ye ait muhasebe bürosu ve sigorta acentesine, Anafartalar Mahallesi'nde Şenle'ye ait sigorta acentesine, 8 Eylül Mahallesi'nde Bİ'ye ait ayakkabı mağazasına ve 8 Eylül Caddesi'ndeki bir inşaat firmasında arama ve inceleme başlatıldı. Baskın yapılan kurumların paralel yapıya finansal destek sağlayıp sağlamadığının araştırıldığı öğrenildi. Geçen operasyonlarda olduğu gibi yapılan incelemelerde ele geçen evrak ve belgelerin kopyalarının alınması bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç operasyonları Manisa'da son günlerde bir şeyler oluyor. Sivil toplum kuruluşu örgütlerine baskın yapılıyor. Bunlar masum STK'lar. Bunların bir terör evi gibi basılıp deşifre edilmesi o insanlar için çok hayati önemli. Bunların yanlış olduğunu düşünüyorum. Ayıptır, günahtır diye eleştirmişti. Manisa bir büyük şehir oldu. Manisa insanın yüzüne... Hafsa Sultan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan imar revizyonu ile ilgili konuşan Başkan Çerçi, halkımızla bir araya gelerek bir toplantı yapalım. Halkımız neyi talep ediyor, neyi istiyorsa biz onun arkasındayız dedi. Mayıs ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündem maddesi olan Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki imar revizyonu ile ilgili maddenin görüşülmesi sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vatandaşların %55'i büyük şehrin projesini istiyor sözlerine Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi cevap verdi. Hafsa Sultan'daki bu değişimi, büyük şehrin yaptığı bu değişimi istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye sordum. İsteyenler %10'u geçti. %40'ı tarafsız, yani kararsız, yani tam karar veremiyor. Acaba bu mu iyi, bu mu iyi, ne yapalım? %50'si de net hayır diyor. Bendeki rakamlar bu. Bu insanların bana söylediği şu bak. Sakın bizim hakkımızı orada teslim etmeyesin. Bizim hakkımızı koruyasın. Sıkı sıkıya tembih edin. Çerçi, Hafsa Sultan'daki arsa sahiplerinden Büyükşehir tarafından alınan imzalarında baskı ve dayatmayla alındığının altını çizdi. Beni kandırdılar diyor. Vatandaşın söylediğini söylüyor. Vatandaşın söylediğini, ben vatandaşın sözcüsüyüm. Bunu söylüyor. Dolayısıyla bu sıkıntılı bir süreç. Bunu şeffaf yapmak lazım. Bakın ben şuradayım. Vatandaş net olarak ne istiyorsa ben onun yanındayım. MASKİ Genel Müdürlüğü 1. olan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi değerli izleyiciler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlık ettiği toplantıda 2014 yılı MASKİ İdare Faaliyet Raporu görüşülerek oylandı. MASKİ 2015 yılı 1. olan genel kurulu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Olağan genel kurul toplantısında
MASKİ Genel Müdürü Yakup Koç, MASKİ İdare Faaliyet Raporu ile ilgili bilgi verdi. Çalışmayan tesislerimizin iadesini yaparak bir de çalışmaya başlamıştır. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında detaylı bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Yakup Koç, Kırkağaç Atık Su Arıtma Tesisi, Salihli Atık Su Arıtma Tesisi, Keçeliköy Atık Su Arıtma Tesislerinin işletmesinin devam ettiğini belirtti. Koç ayrıca Selendi, Alaşehir, Demirci ve Sarıgöl Atık Su Arıtma Tesislerinin proje ihalesinin tamamlandığını ve yapım sürecine hazırlandıklarını söyledi. İçme suyu depo bakım ve onarım ihaleleri noktasında bilgi veren Koç, 67 adet içme suyu depolarının bakım ve onarımlarının ihale aşamasında olduğunu belirtti. Onaylamak üzereyiz. Onayladıktan sonra ihale edeceğiz. İlgili madde oylamaya sunuldu. MASKİ faaliyet raporu AK Parti'nin çekimser oyuna rağmen MHP ve CHP'nin oylarıyla kabul edildi. AK Parti grubu çekimser. MASKİ Genel Müdürlüğü birinci olan genel kurulunda Yunus Emre ilçesi Gürle mahallesinde bulunan balık yetiştirme havuzlarında kullanılan metreküp fiyatının köy tüzel kişiliğine haiz bir yerleşim birimi olması sebebiyle meskenlere uygulanan tarife üzerinden uygulamaya tabi tutulması teklifi görüşüldü. Karar oy birliğiyle kabul edildi. Şimdi hazırlık yaptık. Bugün de iadesi tamamlanacak. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Kenan İba, 11-17 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 30. Vakıflar Haftası nedeniyle Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, 11 ile 17 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan 30. Vakıflar Haftası nedeniyle İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Kenan İba'yı makamında kabul etti. Bu yılki Vakıflar Haftası konusunun vakıflar ve sanat olduğunu belirten İba, vakıf eserlerinin hepsi birer sanat şaheseri. Ecdadımız yaparken hem ihtiyaca cevap vermiş hem de bir sanat eseri ortaya çıkarmış. Biz şimdi onların bakımını, onarımını yapmaya çalışıyoruz dedi. Ecdat yaparken işte hem ihtiyaca vermişler. Hem de bir sanat eseri yapmaya çalışmış. Biz de işte şimdi onların bakımını, onarımını yapmaya çalışıyoruz. Vakıflar Haftası'nı kutlayan Vali Bektaş da konuşmasında Vakıflar Genel Müdürlüğü çok zor işleri başardı. Ülkemiz genelinde vakıf eserleri ciddi anlamda yeniden ele alındı şeklinde konuştu. Sanat değeri olan işler olunca bunun bu konuda icra çok daha zor bir işti. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu işi başardı. Gerçekten ülkemiz genelinde vakıf eserleri ciddi anlamda yeniden ele alındı, restore edildi, hizmete sunuldu. Alışa geldiğimiz olumsuz görüntülerin büyük ölçüde kurtuldu. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Manisa'ya gelen Tataristan Cumhuriyeti yetkili temsilcisi Aydar Gaşugullin, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Tataristan Cumhuriyeti yetkili temsilcisi Aydar Gaşugullin, Vali Erdoğan Bektaş'a ziyarette bulundu. Tataristan Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki günlerde Türkiye ve bu arada Manisa'ya yapacağı ziyaretin ön çalışmaları için Manisa'da bulunduklarını, bu çerçevede Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret ettiklerini ifade eden Gaşugullin, Türkiye-Tataristan ticari ilişkileri ve yatırımları konusunda Vali Erdoğan Bektaş'a bilgiler sundu. Kastamonu Entegre var, başka? Anadolu Grup var, Çukurova Grup var. Anadolu ne yapıyor? Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erdoğan Bektaş da teşekkürlerini ileterek yapacağı çalışmalarda Tataristan Cumhuriyeti yetkili temsilcisi Aydar Gaşugullin'e başarılar diledi. Parçalar yapıyorlar. Burada ziyaret... Şehzadeler Belediyesi Manisa Özel İş Uygulama ve Eğitim Merkezi ile protokol imzaladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, engelli çocukların yetiştirdiği bitkileri satın alarak Şehzadeler ilçesinin park alanlarında değerlendireceklerini söyledi. Çiçekler hayırlı olsun, protokolümüz hayırlı olsun diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.
Şehzadeler Belediyesi Manisa Özel İş Uygulama ve Eğitim Merkezi ile ikinci protokolü imzaladı. Daha önce engelli öğrenciler tarafından hazırlanan hediyelik eşyalar satın alınarak belediyeye gelen misafirlere hediye edilmişti. Bu kez yine okulun serasında yetiştirilen bitkilerin Şehzadeler ilçesinde değerlendirilmesiyle ilgili bir anlaşma yapıldı. Başkanlık makamında düzenlenen protokol imza töreni Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül arasında gerçekleştirildi. Duyarlı davranışından dolayı Başkan Çelik'e teşekkür eden Şengül, amacın alışveriş değil, duyarlılığın geliştirilmesi olduğunu söyledi. Burada amaç alışveriş değil, burada duyarlılığın geliştirilmesi. Başkanımız başından beri bizim yanımıza yer aldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkan Çelik de engelsiz bir şehir inşa etmek için çaba gösterdiklerini ifade etti. Biz belediye olarak engelsiz bir şehrin oluşması noktasında çaba sarf ediyoruz. Engellilerimize her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Ve her türlü desteği bugüne kadar sunmaya çalıştık. Bundan sonra da bu desteklerimiz artarak devam edecek. Bu kardeşlerimiz gerekli eğitimi aldık. Şehzadeler Belediyesi, Çevko Vakfı ve Anadolu Cam İşbirliği ile 60 adet cam kumbara, 25 adet geri dönüşüm konteyneri ve 2 adet çöp toplama aracını hizmete sundu. Şehzadeler Belediyesi çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşüme katkıda bulunmak amacıyla önemli bir projeye daha imza attı. Proje kapsamında Çevko Vakfı ve Anadolu Cam İşbirliği içerisinde hazırlanan cam kumbaralar ve geri dönüşüm konteynerleri Şehzadeler halkının hizmetine sunuldu. Kumbara ve konteynerların tanıtımı Ruh Mehmet Paşa Bedesteni Nikah ve Çok Amaçlı Salonu önünde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Jülide Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Çoban, Çevko Vakfı Ege Bölge Sorumlusu Mehmet Şentürk, Anadolu Cam yetkilileri ve temizlik personeli ile birlikte gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürü Jülide Çakır, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı içerisinde hareket ettiklerini belirtti. Çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı içerisinde geri dönüşüm projesi kapsamında Çevko Vakfı, Anadolu Cam ve Şehzadeler Belediyesi olarak yeni sistemlerimizi Manisa'da hayata geçiriyoruz. Başkan Çelik, çevreye duyarlılık konusunda Şehzadeler halkından destek istedi. Çevre hepimizin, hep birlikte duyarlı olmalıyız. Ben bu noktada bütün hemşehrilerimizin de desteklerini bekliyorum. İnşallah geri dönüşüm malzemelerini normal çöplerin içerisine atmayalım. Konteynerlerde değerlendirelim. Doğa hepimizin, çevre hepimizin, hep birlikte sahip çıkalım. Tanıtım toplantısının ardından öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi. Manisa'yı Mesire Tanıtma ve Turizm Derneği olan genel kurulu yapıldı değerli izleyiciler. Başkan Ufuk Tanık ve yönetimi yeniden güven tazeleyerek 140 üyenin 105 tanesinin oyunu alarak yeniden yönetime seçildi. Manisa'yı Mesire Tanıtma ve Turizm Derneği olan genel kurulu Kızılay Düğün Salonu'nda yapıldı. 140 üyesi bulunan derneğin genel kuruluna katılan 105 üye, tek listeyle gidilen genel kurulda eski yönetime ve başkana yeniden görev verdi. Kapalı zarf usulü yapılan oylamadan tanık yönetimi tüm oyları alarak göreve devam dedi. Ufuk Tanık başkanlığındaki yönetime Güngör Çalışır, Alparslan Gül, Timur Köksel, Hesna Dayıoğlu yeniden seçilirken, Denetim Kurulu'na Mehmet Çetin, Abdullah Yurtseven ve Adnan Işıkçıoğlu seçilen isimler oldu. Görevimizin teveccühü, bu dernek Manisa için çok önemli. Biz de bunun farkındayız ve elimizden gelen bütün gayreti, çalışmaları gösteriyoruz. Aynı şekilde devam etmemiz de çizgimizin ve birlikteliğimizin göstergesi. Ben Manisa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
bundan sonraki senelerde daha güzel faaliyetlerle, yönetimimizle birlikte, üyelerimizle birlikte Manisa'ya hizmet vermeye devam edeceğiz. 55 seneyi dolduran bir dernek, 50 sene sonra bir hanımın tabii girmesi bence hanımların ne kadar her yerde gerekli olduğunun bir göstergesi. Ben de Turizm Derneği'nde olmaktan çok mutluyum. Celal Bay Üniversitesi tarafından Soma Maden Faciası'nın yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programı 13 Mayıs 2015 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Soma Maden Faciası'nın yıl dönümü nedeniyle Manisa Celal Bay Üniversitesi tarafından anma programı gerçekleştirildi. Rektör Profesör Doktor Kemal Çelebi'nin Soma'daki anma programına katıldığı için yer alamadığı programa rektör yardımcıları Profesör Doktor Muzaffer Tepekaya ve Profesör Doktor Birol Kovancılar, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Celal Bay Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Güç tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı. Gerçekten bir yıldan beri de bu acıyı unutmak mümkün değil. Anma programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin sunduğu Soma'da yaşanan acıyı anlatan bir gösteriyle sona erdi. Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor sevgili seyirciler. Altın fiyatları yükselişini sürdürerek büyük bir devinim yaşanıyor. Altının gram fiyatı 103 lirayı aşarak bu senenin zirvesini gördü. Türkiye'de seçimler öncesi yükselen politik tansiyon etkisiyle de dolar 2.74 liraya ulaşarak rekor düzeye tırmandı. Seçimler öncesi yükselen politik tansiyon etkisiyle 2.73 lirayı aşarak rekor düzeye tırmanan dolar, küresel piyasalardaki gerilemesine bağlı olarak değişiyor. Analistler son dönemde açıklanan zayıf ekonomik verilerin etkisiyle ABD Merkez Bankası'nın faiz artışını erteleme sinyalinin doları geri çektiğine, altınınsa artık düşmeyeceğine dikkat çekiyor. Altın en son 2,5 sene evvel 1 Ekim 2012'de 103 liraya çıkmıştı. Ateşi bir türlü düşmeyen dolar 2.74'e de ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Yaklaşan genel seçim ertesi nasıl bir siyasi tablo ve nasıl bir iktisat yönetimi oluşacağına ait belirsizlikler dolardaki küresel kıymet kazancıyla birleşince dolardaki yukarı baskı devam ediyor. Dolar geçtiğimiz gece 2.704'e kadar yükseldi. Gün içerisinde de yükselişine devam etti ve 2.68 lirayı aşarak 2.704 lirayla yeni zirvesini gördü. TL yaklaşık olarak nihayet 3 aydır olumsuz bir performans gösterirken, kuyumcular seçim netleşene kadar TL'deki olumsuz ayrışmanın nihayet bulmasını beklemiyorlar. Doların başlıca altın nakit birimine karşı değerini gösteren dolar endeksinin 12 senenin zirvesine yakın seyretmesiyle, dolar geçtiğimiz gün bir evvelki rekor olan 2.648'i aşarak yeni zirvesini deneme etti. TL'deki kıymet kaybını takip eden 2 ve 10 senelik gösterge faizler yükseldi. Dolar değerinde 2014'ten bugüne kadar %25 artış oldu. Esas artış Şubat 2015'te %15 olarak gerçekleşti. Dolar 2.704 lira seviyesinde, altın fiyatları ise 1200 doların altında. Manisa Kuyumcular Derneği Başkanı Hüseyin Hasacar, doların son zamanlarda yükselişiyle ilgili konuştu. Doların son zamanlarda yükselişinin özellikle sebebi Amerika'nın kendi ekonomisinin güçlenmesinden kaynaklanıyor. İkinci neden, Merkez Bankası'nın bazı fiyat politikalarına Cumhurbaşkanımızın müdahale etmesi de etken oldu. Son özellikle 5 ay içerisindeki fiyatların Türkiye'de yükselmesiyle ilgili. Onun haricinde Türkiye'deki enflasyon belirtisi de doların yükselmesine sebep oldu. Şimdi bir de seçim süreci var. Seçim sürecinden dolayı da piyasaların bir beklentisi var. Bu beklentiler de doları aşağı doğru inmemesine sebep oldu gibi görünüyor. Altın TL bazında aşağı seviyelere inecek düşüncesinde değilim ifadelerinde bulunan Hasacar açıklamasını şu sözleriyle tamamladı. Altın
Bundan sonra TL bazında kolay kolay aşağı gelmez. Gelmemesinin sebebi de eğer dolar aşağıya gelirse ons yukarı gider, TL bazında fiyatını korur. Yani o yüzden de şimdi tam da bizim düğün zamanında müşterimizde haklı olarak da halkımızda belirli beklentisi var. Acaba altın tekrardan geri gelir mi? Artık bu saatten sonra altın kolay kolay geri gelmez. Boşuna beklemesinler. Boşuna beklemesinler. Bu bizim alışverişimizi hızlandırmak amacıyla söylediğimiz bir şey değil. Ama ve reklam arası. Doğrucan'da büyük düğün indirimi başladı. Bir takım fiyatına 3 takım birden. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı. Hepsi sadece 3390 lira. Üstelik 7 yıl garantili. Doğrucan Mobilya. Ege'nin doğru kararı. Huzurlu İnşaat'ın Turgutlu'daki ikinci projesinde gözlerinize inanamayacaksınız. Çünkü kalite yine en yüksekte. Konfor yine en yüksekte. Herkes sizi mutluluğun huzurla iç içe yaşandığı evinizi gösterecek. Salonuyla, mutfağıyla, banyosuyla doya doya huzur. 2 artı 1'den 3,5 artı 1'e kadar olan daire seçenekleri ve 142 bin liradan başlayan fiyatlarla gözlerinize inanamayacaksınız. İhlas Evleri Turgutlu 2. Bir tatlı huzurdan fazlası. 444-4136. %100 mükemmelliği esas alan Boş Dünyası, evinde harikalar yaratmak isteyenleri yeni yerine davet ediyor. Yaşam için teknoloji üreten Boş markasını uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla buluşturan Erdinç Ticaret artık Beyaz Fil Altı Feneryum yanında. Ev işlerini kolay ve zevkli hale getiren Boş ürünlerini Erdinç Ticaret'te bulabilirsiniz. Dünyada ipleri üreten Boş, ipleri Manisalılarla buluşturan Erdinç Ticaret farkıyla Beyaz Fil Altında Feneryum yanında. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Beşiktaş'la Akhisar Belediyespor Süper Lig'de yarın 6. kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almedya attı. İstanbul'da ise siyah beyazlılar Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Soza ve Gökhan Tören'in golleriyle 3-1 kazandı. Ege temsilcisinin tek golü Bilal Kısa'dan geldi. Yarın saat 16.45'te oynanacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Akhisar Belediyespor 34 puanla 14. sırada yer alıyor. Manisa Spor saat 17'de gerçekleştirilen antrenmanla 17 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda Denizli Spor'la oynayacağı PTT 1. Lig 33. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Tarık Almış Spor Tesislerinde Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman ana bölümünde geniş alanda oyunun ardından stretchingle tamamlandı. Antrenmanı Başkan Abdullah Mergen, İkinci Başkan Mustafa Karakaş, Genel Sekreter Hakkı Övünç, Gelişim Liglerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Evlivan ve Pastoring'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Baltacı izledi.
Siyah beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 11'de sürdüreceği antrenmanla devam edecek. ETV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Değerli izleyiciler, gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.